Hazreti Şeyh Zennuni Mısri Kaddesallahu Sırrahul Aziz. Ol Sultan-ı Marifet, ol Hüccetül Fakri Fahri, Kutbu Vakit Kaddesallahu. Kutbu Vakit'in tevhidde naziri yok idi. Mısır halkına karşı kendini yaramaz gösterdiğinden zındık derlerdi. Velilerin bir nişanı da budur. Ölünceye kadar kimse sırrını bilemedi. Zünnun şöyle irşad olmuştur. İki gözü görmez bir kuşcağız ağaçtan yere indi. Gagasıyla yeri eşerek altın bir kutu çıkardı. İçindeki soyulmuş susamdan doyuncaya kadar yedi. Tekrar altın bir kutuyu aynı şekilde gagasıyla eşerek çıkardı. Bunun içinde su vardı. Doyuncaya kadar içti. Gagasıyla gömdü. Yerine gidip oturduğunu görünce topraktaki yerler belirsiz oldu. Bu hali gören Zünnun Hakk'a tevekkül etti. Birkaç menzil gitti. Bir viraneden dervişler gördü. O gece orada yattılar. Zünnun bir küp altın buldu. Ağzının tahtadan kapağı üzerinde Allah yazılıydı. Altınları dervişlere dağıttı, tahtayı kendi alıp o gece de orada yattı. Uyandıkça tahtayı öpüp başına kor, gözlerini sürerdi. Rüyasında bir nida geldi. Ya Zünnun! Yaranların altın ve cevherler aldılar, sen benim adımı aziz tuttun, öpüp başına koydun. Ben de seni dünya ve ahirette aziz kılarım. Buyruğuyla uyandı. Gönlü, içi tamamen nur oldu. Zünnun bir su kenarında abdest alırken, karşı tarafta bir köşkün penceresinde güzel libaslar giymiş hasna bir kadına gözü ilişti. Kim bu dediği zaman alakasına taaccüp eden güzel, ya Zünnun, seni uzaktan görüp uslu, alim sandım. Yakına gelip bana baktın. Söylediklerini işittim. Deli, cahil imişsin. Hakkı bilmez imişsin deyince, bu sözleri neden söylüyorsun dedi. O da, deli olmasaydın abdestsiz yere basmazdın. Alim olaydın, namahrem yüzüne bakmazdın. Eğer arif olaydın, başka yerde gözün olmazdı deyip kayboldu. Zünnun der ki, benim edepsizliğimi başıma kaktı. İçime kor düştü. Oradan bir gemiye bindim. Gemide bir bezürgânın cevheri kayboldu. Aradılar, ittifakla Zünnun aldı dediler. Tutup çok hırpaladılar, incittiler. Zünnun bir kere denize baktı, balıklar başlarını denizden çıkardılar, ağızlarında birer cevher vardı. Zünnun bir cevher aldı, bezirgana verdi. Gemi halkı bu kerameti görünce ayağına düşüp özür dilediler. Bu sebepten ona Zünnun dediler. Zünnun balık sahibi demektir. Zünnun bir gün Şam dağlarında gezerdim dedi. Bir bölük müptela kavimler gördüm. Kimi gözsüz, kimisi elsiz ayaksız bir yere toplanmışlar. Burada ne duruyorsunuz diye sordum. Burada mağara içinde bir abid vardır, yılda bir çıkar, müptelalara nazar eder ve dua kılar, hep iyi olurlar. Tekrar mağaraya girer, gelecek seneye kadar bir daha çıkmaz dediler. Dediklerini görmek için intizar ettim. Mağaradan çıktı. Benzi sarı zayıf, gözleri çukura düşmüş, bir gözünün kuyruğu ile dertlilere nazar etti. Yüzünü göğe tuttu, birden hepsi iyi oldular. Koştum eteğine yapıştım. Döndü, yüzüme baktı. Dedim ki, Allah için zahir hastalara kefaret eyleyin. Benim gizli derdime de mualece eyle. Dedi ki, ey Zünnun, elini eteğimden çek. Allah'ım seni gördüğü halde onu bırakıp benim eteğimi tuttun. İkimizi de helak eder. Bir gün Zünnun'un yanına yarenleri geldiği zaman ağladığını gördüler. Sebebini sordular. Buyurdu ki, bu gece
alemi manada fermanı ilahi oldu. Ya Zünnûn, halkı yarattım, 10 bölük oldular. Dünyayı bunlara gösterdim. 9 bölüğü dünyayı istediler. 1 bölüğü dahi 10 bölük oldu. Cenneti bunlara gösterdim. 9 bölüğü cenneti dileyerek onunla müteselli oldular. 1 bölük kaldı. Onlar dahi 10 bölük oldu. Cehennemi gösterdim. 9 bölüğü tamudan korktular, dağıldılar. 1 bölük kaldı. Bu bölük ne dünyaya ne de cennete aldırırlar ve ne tamudan korktular. Ey kullarım! Ne dilersiniz? Fermanıma cümlesi, dilediğimizi sen bilirsin dediler. İmdi ben hangi bölükten olayım bilmiyorum. Mahrum bölüklerden olurum korkusuyla ağlıyorum dedi. Kulu Halık'ına eriştiren sıdk ve halvettir. 3 nesne ihlas nişanıdır. Birincisi medh ve zem onun yanında beraber olur. İkincisi amellerini unutur, günahlarını anar. Üçüncüsü Allah'tan gayrısını gönlünden çıkarır. Kul, kul olmaz. Allah emrine muti olmadıkça, şakir dahi üstadlarına muti olmadıkça üstad olmaz. Her kim korkarsa Allah'a kaçsın. Her kim Allah'a kaçarsa necat bulur. Zunnuni Mısri kaddesallahu sırrahu dünyadan gitti. O gece 70 veli gördüler. Kim 2 cihan Fahri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberlerle karşı geldi. Allah dostu geliyor, istikbal edelim buyurdular ve ta ki yeşil yazı ile Zunnûn-u Misri Allah Teala'nın dostudur ve Allah aşkına can vermiştir yazılı. Cenazesini götürürlerken hava çok sıcak idi. Kuşlar geldiler, kanatlarıyla gölge yaptılar. Bu sırada ezan okunuyordu. Müezzin şehadet kelimesini söylerken cenaze parmağını çıkarıp kaldırdı. Bütün halk o anı görünce feryadu figan eylediler. Birçok münkirler tevbe eylediler. Kabre koydular. Kabir üzerinde nur eksik olmadı.